Bilmiyorum, asgari ücrete zam geldi, her şeye zam gelecek yani, başka yapacak bir şey yok. Kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. Zenginim zaten de. Enflasyon oranı %14,6 olarak açıklandı fakat vatandaşlarımız bu gelen zamlara oldukça tepkili. Yılbaşından önce bir zam yapmışlardı market alışverişlerine. Atıyorum mesela ben geçen yıl 9. ayda falan 35-40 liraya falan alıyordum bir 5 kiloluk yağı. Ondan önce yılbaşından bir ay önce falan 55-60 arası olmuştu. Şu an bir daha zam yaptılar. Zam üstüne zam geliyor yani. Bir yılbaşından önce bir yapıyorlar, bir de yılbaşından sonra asgari ücrete zam yapıyor, bir daha yap. Kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. Almanya'da daha uygun. Yurt dışından geldiğinizi söylediniz. Evet, Almanya'da. Evet. Almanya'daki fiyatlar nasıl Türkiye'ye oranla? Yani 1 euro mesela hani bize 1 TL gibi geliyor. Ha burada mesela 1 kilo domates 3 mü 4 milyon mu? Orada 80 kuruş, 90 kuruş. Yani oranın fiyatları daha iyi. Türkiye'ye geldiğiniz zaman ama kendinizi bir zengin hissediyorsunuz. Yani zenginim zaten de. Yok yani gerçekten şimdi burada ben mesela 500 bin euro ile gelsem 9 milyar yapıyor. 9 milyara ben mesela Antalya'ya gittik geçen. Sen ne kadar ödedin? Yani ben ortalama 3 milyar falan verirken 150 euro verdim. Yani 150 TL gibi düşünürsen yani benim için bir sorun olmuyor yani. Ama burada işte kira şey çok hani şey oluyormuş, fark varmış. Siz market fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz Türkiye'deki? Yani fiyatlar şu an biraz yüksek. Sadece market için değil, genelde yani altın olsun şey olsun bayağı bir yükselişte hepsi. Halkı zorluyor. Mesela ben burada aylık 5 milyar 6 milyar kazansam ben burada yaşamak isterim. Orada mesela asgari ücret 1400 euro. Ama dediğim gibi kiralar mesela 300 euro. Yani burada 1 milyarsa orada 300 euro yapıyor. O yüzden hani bizim için burası daha iyi oluyor. Yani açıklanan enflasyonla yaşanan enflasyon arasında fark var. Nasıl? Ne gibi fark? Ya piyasada da tabii daha fazla enflasyon. TÜİK'in enflasyon rakamlarını çok da piyasa şeyine yatkın bulmuyorum açıkçası. Ben emekli bir insanım. Yalnız yaşamama rağmen emekli maaşıyla zor geçiniyorum yani. Devlet sahibi bir şeyler biliyor ki yapıyor. İnan ki bir şey diyemiyorum. Yani zor geçinmek, asgari ücrete o kadar zam yapıldı ama bir o kadar da her şeye zam yapıldı. Geçinmek çok zor.